Bismillahirrahmanirrahim. Her sahabe kendi kendine tövbe ederdi. Evinde secadesinde gece elini açıp Allah'a yalvarırdı. Herkes bir başınayken de istiğfar ederdi. Ama sahabe ne yapıyordu? Bundan daha fazlasını yapıyorlardı. Bunların bu halini Kur'an bize anlatıyor. Andolsun onlar nefislerine zulmettikleri zaman, yani haşa bir hata işledikleri zaman sana gelirlerse, ey peygamberim, ey benim elçim, ey benim sevgilim, o tabiri ayette geçmiyor ama zıbrında var zaten. Sana gelirlerse vestagfirullah, Allah'a senin yanında istiğfar ederlerse, senin yanında Allah'a tövbe eder ve nedamet, pişmanlık duyarlarsa, vestagfirullah, istiğfar ederlerse, vestagfere lahumur rasul, elçimiz de onlar için istiğfar ederse, yani elçi de sizin adınıza, elçimiz de tövbe ederse, sizin istiğfarınızın kabulünü dilerse, sizin adınıza istiğfarda bulunursa, levecedullâhe tevvâben rahîmâ, Allah'ı tövbeleri kabul edici ve merhametli bulacaklardı buyuruyor. Levecedullâhe tevvâben rahîmâ. Sahabe böyle yapıyormuş. Hazreti Resulullah'ın önüne gidiyormuş, diz çöküyormuş aleyhissalatü vesselam. Onun huzurunda tövbe ve istiğfar ediyorlarmış. Yani bu büyüklerin, bu bizim önderlerimiz olan sahabe-i kiramın usulüdür. Bu peygamber varislerinin usulüdür. Bu yüzden her zaman tövbe ettiğiniz zaman illa hangi günah diye düşünmeyiniz. Hangi hata diye düşünmeyiniz. Bazen bir adım atmamız, bir attığımız bir adım da bazen günahtır. Bazen kullandığımız bir kelime bile, düşünün yani, hiçbir sözümüz, yazdığımız hiçbir şey, Allah hepimizi affetsin. Cenab-ı Allah bize acısın, merhamet etsin. O kadar çok kusurlarımız var ki ağzımızla, çenemizle, gözümüzle, dilimizle işlediğimiz nice günahlarımız vardır ki Rabbim bize merhamet etsin. Yani yarın boynumuza dolanır, ayağımıza dolanır, elimize dolanır. Bir şey etmişiz, bir yerde birine bir şey söylemişiz, bir kelime, bir şey yazmışız. Yarın gelir bir pranga gibi, bir zincir gibi, bir kelepçe gibi bileklerimize yapışır. Allah muhafaza etsin hepimizi. Bu yüzden tövbe ettiğimiz zaman bütün günahlarımızdan cemiyan diyor ayet-i kerime. Bütün yaptıklarınızdan tövbe edin Allah-u Teala'ya. An behâin ve alâin la nahîd ve ziyâin ve vefâin ve vahîd.